Şimdi sokakları aydınlatan elektrik direkleri var. Aydınlatma. Belediyenin elektrik direkleri var. Bir yıl, tahminen bir yıldan beri kırık bir elektrik direği var burada. Bir yıldan fazla hatta. Bir sabah uyandık, bir tır geçerken devrildi. Devrildi, direği geldi kökünden parçaladı, kesti ve kesti. O günden beri bu sokakta ışık yok. Sebebini anlayamadım ben. Sebebi acaba ben miyim? Hedef miyim yani yoksa? Çünkü Lefkoşa tarafına döndüğünde Rumların yaptığı soykırımların kırımları heykelleştirdim. Yani bütün olayları heykele döktüm. Heykellerin tam karşısındaki ışık da nedense geceleri yanmıyor. O da karanlıkta kalıyor. Orası da karanlıkta kalıyor. Ama tırın kırdığı, kökünden söktüğü direk bir yere kadar tamir edildi. Birkaç ay sonra teknisyenler geldi, işçiler geldi. Yeri temizlediler. Vidalar koydular. Direği sıkmak için, tutmak için vidalar koydular yere. Ama aylardır beklerim, gelen giden olmadı ve orada tehlikeli bir manzara ortaya çıktı. Tehlikeli diyorum çünkü direğe ışık veren, elektrik veren kablo meydandadır, görünür. Eğer bir çocuk geçerken onu oyuncak gibi oynamaya kalkarsa onunla, o elektrik kablosu çocuğu öldürebilir. Ben aylardır bekliyorum. Hatta İkaz etmek için bazı yazılar yazıp cam mekanıma koydum. Cam mekanımda tehlikeyi işaret ediyorum. Tehlikeyi ikaz ediyorum. Öyle olduğu halde gelenler, geçenler, okurlar, belki de lanet de okurlar. Öyle şey kaldığı için, açıkta kaldığı için elektrik kablosu, belki de lanet de okullar, ama gene de bir çaresini bulamadım. Hala aynen söylediğim gibi kökünden kesilmiş olan, kopmuş olan direğin kökü hala yerinde, kendisi yok. Arkamızda görmüş olduğumuz bir direk içerisinde canlı bir elektrik var. Şu anda aktif olarak çalışan bir elektrik var. Direklere bağlı olarak çalışıyor. Buradan çembere dönerken arkası tırın dorse kopuyor, kaza yapıyor. Burada direk zarar veriyor. Direk hasar görüyor. Yaklaşık 1,5-2 yıldır maalesef yerine konmamış, üzerine bir plastik boru geçirilerek
O şekilde bırakılmış. Biz de önlem olsun diye üzerine elektrik işareti koyup dikkat diye yazdık ki kimse basmasın, park etmesin. Yanlışından dokunup da çarpılmasın diye. Dilekçeler var içeriye. Arkamda doktor var, derneğin başkanı. Dilekçeleri de var içeriye gelip onlar alsın diye. Fakat şu ana kadar ne gelen oldu, ne giden, ne hatta ilgilenen. Ve yıllardır bu şekilde böyle durmaya devam ediyor. Çok yüksek bir tehlike çünkü elektrik hattı aktif olarak çalışıyor içerisinde. Yani söküp bakabilir, elektrikli de getirip baktırabilirsiniz. Çünkü hepsi bir paralel bağlantılı ve şu an içerisinde elektrik aktif olarak çok rahat bir şekilde çalışıyor. Buradan çocuk da geçer, yaya da geçer, özürlü de geçer, hastası da geçer. Tüm vatandaşlar yolu kullanarak geçen insanların en büyük tehlikelerinden bir tanesi. Yaklaşık 1,5-2 yıldır devam ediyor. Maalesef. Bunlardan sorumlu belediye de elektrik dairesi de. Sonuçta belediye direği diker, elektrik dairesi gelir bağlantısını yapar. İkisi kurumlar birbirlerine bağlı çalışırlar. Ama maalesef hangi kuruma gidersek maalesef daha şu ana kadar bir cevap alamadık. Belediyeye gidiyoruz, elektrik dairesine atıyor. Elektrik dairesine gidiyoruz, belediyeye atıyor. Yani gördüğünüz gibi bir direk yani. Olmadı herhalde biz ortak bir kararla para biriktirip direk alıp buraya takacağız. Belediye hizmet olsun diye. Yapacak başka bir şey bulamıyoruz artık yani. Devlet bize ilgi göstermiyor. Hadi biz kendi bize göstermiyor bari vatandaşı çevreye duyarlı olsunlar. Başka bir şey de istemiyoruz. Allah göstermesin. Burada bir can kaybı olduğu takdirde bunun hesabını kim verecek? Bunu burada verecek olan hiçbir yetkili yok şu anda. Yetkili çağırsak da eminim ki gelmez. Bu kadar zamandır gelmiyor. Bu daha önce yine biz televizyona şikayet ettik. Bu kadar zamandır gelmedi. Bundan sonra da geleni sanmıyoruz yani. İnşallah dikkate alırlar.